2020 Antalya Finike Yeşilyurt'tayız. Dekor Gelişim müşterimiz Ruhi Karacan. Yanımızda İsmet Çoban, Çoban Tarım'dan. Çoban Tarım'ın sahibi. Ruhi abi, bu sene burada rekor gelişimi kullandık bu serada. Bu seramız taban sorun, suyu sorunu olan, suyun yükseldiği, özellikle yağmur dönemlerinde suyun çok fazla kabardığı bir sera. Sete dikim yapılan bir yer. Burada kabak üretiyoruz. Neler oldu? Rekor gelişimden sonra neler gördük? Bir anlatalım kısaca. Geçen yıla bakış ikiye katladı. Yani verim anlamında ikiye katladık diyorsunuz. Çeşidimiz ne buradaki çeşidimiz? Amati. Amati. Şöyle bir tane gösterelim mi kabak? Çok şey güzel. Olarak. Geçen yıla bakış. Kalite olarak. Yani, şurayı da gösterelim. Olarak. Şu üstten. Şurayı. Şöyle baktığınız zaman gözüküyor zaten. Şimdi suyun yükseldiği bir yer. Evet. Su sorunu olan bir yerde kök çürüme sorunu illaki çok fazla oluyor. Yıla, geçen yıllarda oluyordu. Çok haşerat vesaire durumları, mantarlaşma fazla oluyordu. Bu sene verim olarak ikiye katladık diyorsunuz. Katladı. Çok memnunum. Fidenin gelişimi anlamında ilk dikişten itibaren. Bir de diktikten sonraki gelişim nasıldı? Gelişim çok süreci. Çok güzel. Erkencilik anlamında. Erken getirdi. Ne kadar mesela çevreye göre kıyaslarsanız diğer kabak yapan, aynı çeşit üretici üretilen kabaklarla kıyasladığınızda aranızda ne fark var onlarda? Aynı dönemde 150-200 kilo atıyor. 152-200 kilo attırıyorsunuz. Burada tabii normal gübrelememizi yapıyoruz. Korumamızı yapıyoruz. Bura kaç dönüm bu sene? Bir dönüm 350 metre. Bir dönüm 350 metre. Buranın yer olarak bir tam yerini söyler misiniz? Ne olduğunu? Üreticiler de. Turuncu ve Yeşilyurt köşklü kavak. Köşklü kavak. Yani bu en azından bu muhitteki insanlar, bilen insanlar için. İsmet Bey, siz ne dersiniz? Buradaki uygulama sonuçları olarak görüşlerini paylaştı. Taban suyu yüksek olan bir yerde iyi verim alınıyor. Suyun geçirgenliğini arttırıyor. Toprağın geçirgenliğini arttırması. Köklerin boğulmasını önlüyor. Gübrelerin alınmasını sağlıyor. Alınamayan gübreleri parçalıyor. Alınabilir hale getiriyor. Kabakta gözle görülür bir fark var. Bu kabakların taban suyu alttan vurmasaydı daha çok güzel görünümlüydü. Evet. Taban suyu görünümünü biraz zayıflattı. Yani bu 10 gün önce bu daha bir bambaşkaydı. Şimdi şöyle. Ama ona rağmen fazla içerisinde hastalık yok. Yani hastalık bu... yok. Hasatta bir sıkıntı yok. Verim yani, anlamında zaten ikiye katladı. Verim anlamında da ikiye katladığını çiftçimiz söyledi. Önümüzdeki günlerde hava iyi gittiği takdirde aynen büyümesine devam edecek. Aynen devam edecek. Zaten kış şartları bir duraksama yapmayacak. Evet. Tavsiye eder misiniz Ruhi abi? Yani gönüllü hattıyla şöyle kameramıza da bakalım. Her yıl öncelikle kullanmayı düşünüyorum. Finikelilere, tüm Antalya'daki yani seracılara. Her yıl kullanmayı düşünüyorum artık bundan sonra. Sizi birilerine benzeten oluyor mu? Çok benziyorsunuz. Bilmem izleyiciler demesin. Memati'nin ne işi var orada diye. Lakabı Memati Finike'de, Tırınçova'da. Biz teşekkür ederiz. Memnun oldum. Arkadaşımızı Kurtlar Vadisi oyuncularından Memati'ye benzetiyorlar. O yüzden ben de bir söyleme gereği duydum. Misafirlerimiz de aynı fikirdeydi. Espri biz, oldu. Biz teşekkür ederiz.